Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav'dan neredeyiz? Şu anda sahildeyiz. Ne yapacağız? Tabii ki Huawei'nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2 Pro'nun hep beraber detaylı olarak incelemesi yapacağız. Peki saat nerede? Saat burada. Saati şu an tabii denizden çıkarttım. Çünkü neden? Tabii ki su geçirmeyen bir akıllı saatle beraberiz. Hadi gelin şimdi kolumuza takalım ve biraz Huawei Watch GT 2 Pro'dan biraz bahsedelim. Akıllı saatin açıkçası biraz detaylarına geçmeden ve kullanıcı deneyimimizi size aktarmadan önce yani Huawei'nin yapmış olduğu bu saate özel, Huawei Watch GT 2 Pro'ya özel yapmış olduğu bir çılgın bir kampanya var. Hani patron çıldır diyorlar ya, gerçekten çok güzel bir kampanya var arkadaşlar. Şimdi bu ürünü 2299 TL'ye satın alabiliyorsunuz ama bu ürünle beraber şarj cihazı, araç şarj cihazı ve mini hoparlör de hediye olarak geliyor. Hakikaten güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Bununla beraber şöyle bir şey daha var. 150 TL ön ödeme yapıyorsunuz ve kalandan da 150 TL düşüyor. Yani saatin fiyatı 2150 TL'ye geliyor. Böyle bir kampanya var. Arkadaşlar alışverişten sonra yorum bırakıyorsunuz ve Huawei Band 3E'yi sadece 1 TL'ye alıyorsunuz. Hakikaten çok güzel bir özellik. Yani 1 TL'ye 2290, 2300 TL'ye bunların hepsine sahip olabiliyorsunuz. Böyle bir şey söyleyelim. Normalde akıllı telefonlarda biliyorsunuz taksit yasağı var veya devam ediyor hala. Bu akıllı saatte ise arkadaşlar 6 taksit var. Ön ödeme yaptıktan sonra kalan bakiyi 6 ayda 337.17 TL üzerinden ödeyebiliyorsunuz. Bence oldukça başarılı bir işe imza atılmış. Yani Huawei Watch GT 2 Pro almak için birçok sebep var. Bunlardan bir tanesi de bu yapılan kampanyalar. Peki diğerlerini ne diyorsunuz? Ben biraz kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum. Zaten oldukça başarılı bir akıllı saatle karşı karşıyayız. Bence özellikle yani spor tarafında ve sağlık tarafına ciddi anlamda eğilmiş, uyku tarafına ciddi anlamda eğilmiş bir akıllı saatle karşı karşıyayız. Tabii ki bununla beraber bununla da yetinmiyor. Ciddi anlamda da kaliteli görünen, malzeme kalitesi tarafına zaten pazarı almış, başka bir yere götürmüş bir akıllı saat var burada. Şimdi şöyle söyleyelim, bu akıllı saatte 1.39 inç boyutunda AMOLED bir ekran var. 454x454 piksel bir ekran ve bununla beraber de 326 ppi'de yoğunluğa sahip bu ekran. Ekran keskinliği tarafında en ufak bir sorun yok ve oldukça da başarılı bir ekran keskinliği var. Yani bu saati alıyorsanız hani böyle cam gibi bir ekranı var dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Zaten safir cam da var. Bu akıllı saatte safir cam var. Bugün safir cam kullanan saatlere baktığınız zaman fiyatlarını gördüğünüzde hakikaten dudaklarınız uçuklayabilir ama bu ürünü mesela Huawei gerçekten tebrik etmek lazım. Safir cam koymuş. Bununla da yetinmemiş. Gövdeyi titanyum yapmış. Titanyum alaşımı bir gövde var. Bununla beraber bu da yetmemiş arkadaşlar. Arkada seramik bir yüzey var. Bu sensörün olduğu yerde de seramik bir yüzey görüyoruz. Malzeme kalitesi tarafında Huawei Watch GT 2 Pro çok başka bir seviyede. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Ben bu akıllı saatin pilini bitirmeye çalışıyorum kaç günden beri ama bitmiyor. Yani bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor yani. Kesinlikle bitmiyor. Yine bitiremedim bunun şeyini. Normalde herhalde yani benim tahminim bir pil testi yapacağım bununla ama 2 hafta falan çok rahat gidecek diye düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun derseniz şöyle söyleyeyim. Ben dün gece saat 11.30'da yattım ve bu akıllı saatin Huawei Watch GT 2 Pro'nun %72 pili vardı. Sabah saat 8.30'da uyandım. Yani tam 9 saat sonra uyandım arkadaşlar. 9 saatin sonunda ne kadar pili kaldı dersiniz? %72 pili kaldı. Yani hiç pil tüketmedi. Düşünebiliyor musunuz? Bütün gece boyunca uykumu takip etti ve inanılmaz bir şekilde bunu raporlamasına rağmen hiç pil tüketmedi. Ve şu anda arkadaşlar saat 17.06. Yani sabah saat 8.30'dan itibaren baktığım zaman 8.5 saat gibi bir süre geçmiş üzerinden. Ve şu an bakıyorum arkadaşlar %68 pil var. Yani sabahtan beri sadece %4 pil tüketti. İnanılmaz bir rakam. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Huawei'in bu noktada tebrik etmek lazım. Yani bu kadar nasıl böyle bir performans sağlayabiliyor? Gerçekten inanamıyorum. Bugün baktığınız zaman yani böyle çok iyi diye satılan akıllı saatler, hatta dünyanın en çok satan akıllı saati değil, dünyanın en çok satan saati mesela Apple Watch falan bir gün gidiyor. Yani kullanırsam falan, bazı şeylerini kısarsam falan 2 gün gidiyor arkadaşlar. Ama onlara göre inanılmaz bir performansı imza atmış. Gerçekten Huawei pil tarafında müthiş bir iş yaptığı için tebrik etmek lazım. En önemli detaylardan bir tanesi tabii ki yani dahili GPS ile beraber bunun sizi takip etmesi. Bununla ilgili aslında ben bugün bir video çektim. Ya bu adım sayarlarla ilgili şey var. Aslında bunu hani normalde adım sayarı var tabii ki. Her birçok ürünün adım sayarı var ama şöyle söyleyeyim, yani ne kadar doğru bu da sizin takdiriniz ama ben dediğim gibi bazen ofiste oturmama rağmen bir bakıyorum gün içinde 1200 adım atmışım gibi görünüyor. Aslında imkansız bir adım ama işte bazen böyle kolumuz sallıyoruz, bazen bir şey yapıyoruz falan filan. İşte onları da adım olarak görüyor. Oysa ki bu dahili GPS'i sizi takip etmesi ve bu egzersizleri bu şekilde ortaya koyması
çok ama çok başarılı bir işe imza atmasına da sebebiyet veriyor. Ben de bu sabah dışarı çıktım ve bir egzersiz yaptım. Hadi gelin şimdi bununla ilgili çektiğim videoya yakından bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda şöyle söyleyeyim. Saatle dışarı çıktım, yürüyüş yapacağım. Nasıl yürüyüş yapacağımı da size göstereceğim. Bu arada şu anda Huawei P40 Pro ile çekiyorum. Bunu 4K, ön kamerada 4K'la çekiyorum. Nasıl bir sonucu imza atacak hep beraber göreceğiz. Şimdi dilerseniz Huawei'nin uygulamasını çalışalım, saat uygulamasını çalışalım. Ya şunu çok net söyleyeceğim, bunu kısaca geçeceğim. Ya saatle ilgili birçok şeyi söyleyebilirsiniz. Yani saat şöyle, saat böyle falan. Kim, ya beğenirsiniz beğenmezsiniz bunu bilemeyeceğim ama hayatımda bundan daha iyi bir pil performans gösteren bir akıllı saat görmedim. Ya, ya saatin pilini bitiremiyorum arkadaş ya. Pil testi yapacağım, yapamıyorum. Pil testini, detaylı pil testini çok daha önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Şimdi gelin hadi hep beraber Huawei Hit uygulamasını çalıştıralım ve oradan egzersizi GPS üzerinden nasıl takip yapıyoruz buna bakalım. Arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Sağlık uygulamasına giriyoruz. Buradan egzersiz var. Egzersizde şu anda gördüğünüz gibi bizi hemen gördü, GPS'ten buldu ve GPS full çekiyor. Biz ne yapacağız? Dış mekan koşusu, koşu yapmıyorum ben. İç mekanlara koşu yapmıyorum. Ben yürüyüş yapayım. Evet, buradan buna basın, 3-2-1 kayıt dedi. Ve şu anda yürüyüşe başladım. Ve beni GPS üzerinden takip ediyor. Ya bu şey çok iyi. Aynı anda kalp atış hızını da gösteriyor. Bu da çok güzel. Ya şunu söylemek lazım. Bu, yani bu tarz ürünlerde adım saymak gerçekten çok doğru bir şeye imza atmıyor. Çünkü atıyorum çorba yaparken bile bazen sizin adım attığınızı falan zannedebiliyor ama asıl bu şekilde egzersizin, yani GPS üzerinden egzersizin takip edilmesi kesinlikle çok doğru bir sonuca imza atıyor. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biraz yürüyelim bakalım. Daha sonra da böreğe. Daha sonra börek alırız o. Yok ya, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Biz egzersizimize devam edelim. Ya bu arada şöyle bir şey göstereyim. Mesela bunu durdurup, yani duraklatıp atıyorum. Bir şey lazım olur. Bir duraklatabiliyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi devam edebiliyorsunuz egzersizinize. Biz devam edelim. Bu arada bu videoyu arkadaşlar Huawei P40 Pro'nun arka kamerasıyla çektim. OIS testlerinin ne kadar başarılı olduğunu görürüz ve tek elimle çektim. Hatta arada böyle elimi falan gösterdim. Bunu da bir hatırlamış olduk. Evet, şu anda yürüyüşümü tamamladım. Saçma sapan bir yürüyüş yaptım gördüğünüz gibi. Bak şurada şöyle bir daire var şurada. Şöyle bir daire var şurada ama bu daireyi de Truva atını çekerken yaptım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Orada öyle bir dolaştım. Onu bile almış hatta, yani. Ben aslında onu almayabilir diye düşünmüştüm ama hakikaten onu almış. Enteresan, böyle mahalle aralarından, sokak aralarından falan filan dolaşarak bir yürüme şekli oluşturdum ve en doğrusu da kesinlikle ama kesinlikle bunun olduğunu düşünüyorum. Baktığınız zaman evet, yürüme işte adım sayarlar falan filan oldukça başarılı ama kim ne derse desin en doğru sonucun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü GPS üzerinden baktığınız zaman tam olarak 2.42 kilometre boyunca yürüdüğümü görebiliyoruz ve burada kalp atış hızımında işte hala şu anda da ölçüyor, mesela 106'ya düştü. Tabii şu an durduğum için artık yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır diye umut ediyorum. Yaktığım kaloriyi de burada net bir şekilde gösteriyor. Ben burada hani bunun nasıl çalıştığını size göstermiş oldum. Biraz deniz hafiften serinlemeye başladı dışarısı. Çok böyle denize girilecek bir hava yok ama şunu çok net söyleyebilirim. 5 atmosfere kadar dayanıklılığı var. Bununla beraber 50 metreye kadar da suya dayanıklılığı var. Tabii 50 metrede ne kadar dersiniz? 10 dakika suya dayanıklılığı var. Tabii 50 metreye de kim dalar? Bilemiyorum ama 50 metreye kadar suya dayanıklılığı var. Belki bunu önümüzdeki dönemde test ederiz, bakarız hep beraber. Şöyle söyleyelim, uyku analizini bastım, bahsettim. Hakikaten çok başarılı bir uyku takip sistemi var. True Sleep 2.0 teknolojisi denilen bir teknoloji var. Müthiş bir raporlama sunuyor size. Uyku çok önemli. Yani hakikaten çok önemli. Son dönemde özellikle bu yaşadığımız pandemi sonrasında sağlıklı kalabilmek adına uykuya çok fazla ihtiyacımız var. Ve özellikle kaliteli uykuya çok fazla ihtiyacımız var. Bu ürün sizin, bu akıllı saat sizin kaliteli uykuyu nasıl uyuyabileceğinizle ilgili de size bazı bilgiler veriyor ve sizin dün akşam uyuduğunuz uykuyla ilgili size bir puan veriyor. Bu puanı arttırmak elimizde.
Yani işte bazı küçük nüanslar var. İşte şey yapmayın diyor. Efendim söyleyeyim, çok fazla yemek yiyip yatmayın diyor. Bir sürü bazı size bilgiler vererek daha iyi bir uyku sağlamanızı da sağlıyor. Bunu çok söyleyebilirim. Kullanışta asistan, akıllı bildirim, bununla beraber yaşam asistanı falan birçok özellik var arkadaşlar. Kadınlar için adet döngüsünü takip edebilme imkanına da sahibiz. Burada bunu da söylemek lazım. Birçok kadın bununla ilgili bazı programları kullanıyor ama burada herhangi bir şekilde program kullanmanıza gerek yok. Bununla ilgili çok rahat bir şekilde buna da ulaşabilirsiniz. Yani akıllı saat Huawei Watch GT 2 Pro o kadar başarılı bir saat haline gelmiş ki, bununla beraber Harmony OS kullanan ilk akıllı saat ya da ilk ürün olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun açık bir işletim sistemi ve nasıl bir yol çizecek hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki dönemde yeni uygulamalar buna gelecek mi gelmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Huawei Hilt uygulamasıyla beraber zaten kullanabiliyoruz. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin ofise gidelim ve ofiste biraz size bu saatin arayüzünü göstermek istiyorum. Huawei Watch GT 2 Pro'nun arayüzüne geçmeden evvel baştan size Huawei Hilt uygulamasını göstermek istiyorum. Bu sağlık uygulamasını açtığımız zaman çok anlaşılabilir ve bugüne kadar gördüğüm gerçekten de yani kullanılabilir en anlaşılır arayüzlerden bir tanesine sahip bir uygulamayla, çok kullanıcı dostu uygulamayla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi yukarıda attığımız adımı gösteriyor ve burada ne kadar sürede neler yaptığımızı görebiliyoruz. Kaç kilokalori harcadığımızı görebiliyoruz. Ne kadar süre, ne kadar kilometre yaptığımızı görüyoruz. Egzersiz kayıtları var. Burada egzersiz kayıtlarını görebiliyoruz. Nabzımız var. Nabzımız da gün içinde hep sürekli olarak kontrol ediyor. Tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi ne? Uyku arkadaşlar. Bu True Sleep arkadaşlar uygulaması ile beraber tamamen ve tamamen nasıl uyuduğumuz, dün gece ne kadar uyuduğumuzu bizlere gösteriyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben 81 puan almışım ama bu 81 puan iyi mi değil mi bunu açıkçası yani değerlendirmek lazım. Biraz dediğim gibi sıkıntılı bir REM uykum var. Bu biraz yüksekmiş. REM uykusunu yüksek olarak ölçmüş ve derin uyku devamladığından da 68 puan almışım. Bu da düşükmüş. Yani uyku kalitemi biraz arttırmam lazım. Peki mesela bunu nasıl arttırabilirim diye buna tıkladığımda bu derin uyku devamlılığı nedir? Bununla ilgili açıklamaları burada gösteriyor. Nasıl arttırabilirimin çözümünü bize söylüyor. Bunları okuyarak arkadaşlar, ki zaten gördüğünüz gibi yani Huawei dünyanın en büyük bilim merkeziyle çalışarak bizlere arkadaşlar bu noktada nasıl bir bu puanı arttırabileceğimizi, nasıl daha iyi uyuyabileceğimizi aktarıyor. Gerçekten de Huawei'yi tebrik etmek lazım. Oldukça başarılı. Mesela REM uykusuyla ilgili de neler yapabileceğimizi ilgili burada bunun biraz daha düşünmekle ilgili neler yapabileceğimizi ya da eğer gerçekten düşükse bunu arttırmamızla ilgili neler yapabileceğimizi anlatıyor. Bu güzel. Mesela ben dün akşam 2 saat 12 dakika derin uyku uyumuşum. Hafif uykum 3 saat 49 dakikaymış. REM uykum da 2 saat 39 dakikaymış. Yani baktığınız zaman şu saatte mesela ne yapmışız? Hatta gösteriyor şurada. REM uykum 13 dakikaymış mesela. Burada bir uyanmışım ben galiba şurada. Evet, 10 dakika uyanık kalmışım mesela. Bunu da gösteriyor arkadaşlar. Ama bunları nasıl yapıyor? Dediğim gibi yani sadece hiç şarj harcamadan yani %72 şarjla yapıyor. Yani akşam da %72'li, sabah da %72'li. Gerçekten çok şaşırtıcı. Burada kilonuzu yazıyorsunuz. Stres seviyenizi ölçmeye ve burada tabii ki oksijen saturasyonunuzu da ölçme durumu var. Hakikaten oldukça güzel. Benim size stres seviyem normalmiş gerçekten. Gün içinde biraz streslendiğimiz zamanlar oldu ama Allah'tan onu ölçmemiş diye düşünüyorum. Şimdi burada egzersiz modu var. Zaten egzersiz modunu gösterdim arkadaşlar. Burada koşu planları yapabiliyorsunuz. Hani anlatsak arkadaşlar, saatler sürecek. İç mekan koşusu var. Yürüyüş var arkadaşlar. Bisiklete binme var. Bunları dediğim gibi buradan tercih edebiliyorsunuz. Buradan cihazlar dediğimiz zaman kendi cihazımıza giriyoruz arkadaşlar. Saat kadranları, müzik, uygulamaları buradan ayarlayabiliyoruz. Tabii ki buradan baktığımızda saat kadranları var arkadaşlar. Burada çok fazla saat kadranı var. İstediğinizi tercih etme. Hatta kendi saat kadranınızı oluşturma seçeneği de burada mevcut. Yani çok fazla seçenek var. İstediğinizi indirip istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Kendi açıkçası zevkinize göre buradan bunları indirebilirsiniz. Hatta burada sahip olduğunuz yani şu anda saatin içindeki ürünleri de buradan görebiliyorsunuz. Buradan sağlık izleme var, yardım var, müzik var, uygulamalar var arkadaşlar. Hava durumu raporları var, alarmlar var, favori kişiler var. Yani buradaki tüm ayarlardan saatimizi çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Bunu söyleyeyim. Çok da dediğim gibi uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bunları anlatmaya çalışsak herhalde saatler sürecek arkadaşlar. Burada kendi ekranımıza girdiğimiz zaman da arkadaşlar başarılarım, verilerim, profilimizi falan buradan da ayarlayabiliyoruz. Bunu söyleyeyim. Şimdi ne yapalım? Biraz saate bakalım. Yani saatin nasıl bir arayüzü var? Biraz bundan bahsedelim. Saatimizin arayüzüne baktığımız zaman hemen sola doğru çekiyoruz. Burada nabzımızı gösteriyor. Gün içindeki hareketlenmesini gösteriyor. Stres seviyemizi ölçüyor arkadaşlar gün içinde. Burada tabii hava durumuna ulaşabiliyoruz. Bununla beraber müziği buradan kontrol ettiğimiz bir arayüz var. Gün içinde yaptığımız şeyleri gösteriyor. Halkaları tamamlamaya çalışıyoruz falan filan, böyle bir durum var. Uykumuzu gösteriyor bize ve tekrar buradan saat arayüzüne geliyoruz.
Buradan tıkladığımız zaman da arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi buradan işte farklı farklı saatleri seçme imkanına sahibiz arkadaşlar. Ya da dediğim gibi telefondan da bunu ayarlayabiliyoruz. Aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada bize bildirimlerimizi gösteriyor. Bununla beraber yukarıdan doğru çektiğimiz zaman da burada bir bildirim ekranı var. Bu bildirim ekranında gördüğünüz gibi %67, yani sabahleyin saat 8.30'da %72 idi. Şu saat itibariyle saat şu anda 19.10. Yani 19.10 arkadaşlar. Neredeyse sabahtan beri 11 saat civarlarında falan olmuş. 11 saatte sadece %5 pil tüketmiş. Hakikaten çok başarılı bir telefon. Bunu telefon diyorum, özür dilerim, akıllı saat. Buradan ayarlara girdiğimiz zaman da burada genel anlamda neler yapılması gerektiğini gösterebiliriz. Bu aşağı düğmesi var arkadaşlar. Şu aşağıdaki düğmenin ne işe yaradığını kullanabiliyoruz. Buradan seçebiliyoruz mesela aşağıdaki düğmeyi. Ben diyorum ki mesela burada kişilere gireyim, müziğe gireyim ya da uzaktan kumandalı kameraya gireyim. Bunları istediğimiz gibi seçebiliyoruz arkadaşlar. Genelde bunu el feneri olarak kullanabilirsiniz. Hakikaten çok işe yarıyor. Ben genelde böyle kullanıyorum. Yani hani buna bastığım zaman buraya el feneri yapıyor. Gerçekten kullanışlı olabilir. Yani bunu egzersiz, çok fazla egzersiz yapan bir insan değilseniz, ki mesela ben değilim, bunu aşağıdaki düğmeyi bu şekilde kullanmanız çok daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradan işte yine kendi menüsüne buradan girebiliyoruz arkadaşlar ve buradan istediğimizi seçebiliyoruz. Şu şeyi göstermek istiyorum. Uzaktan kumandayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Kameraya bağlanıyor bu şekilde. Kameraya bağlandığı zaman da ne yapıyor? Mesela çek diyorsunuz, hop diye fotoğraf çekiyor. Bence oldukça güzel. Yani bununla beraber selfie'leri falan filan çekmeniz çok daha güzel ve çok daha profesyonel olabilir diye düşünüyorum. Kullanılabilecek özelliklerden bir tanesi tabii ki burada zamanlayıcı da var. İstediğiniz zaman onu bastıktan sonra zamanlayıcı da açmanız mümkün. Çok detaylı, çok güzel, kullanılabilir ve malzeme kalitesi tarafında tek kelimeyle muhteşem bir akıllı saatle karşı karşıya kaldık. Huawei'yi bu noktada tebrik etmek lazım. Kim ne derse desin malzeme kalitesi tarafında muhteşem bir işe imza atıldığını görüyoruz. Hem kordonuyla, hem genel performansıyla, hem şuradaki titanyum inanılmaz ya. Dokunması falan muhteşem arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Eğer bu aralar bir akıllı saat almayı düşünüyorsanız kesinlikle Huawei Watch GT 2 Pro'ya da mutlaka bir bakın. Özellikle birçok kampanyası var. Bu kampanyadan da yararlanabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani bu bir eleştiri var mı? Bence bir eleştiri yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyelim. Mesela bunun tarama hızı arttırılırsa, yani şu bu, sanki böyle bir duraksama gibi bir hissiyat bırakıyor, tamam mı? Bu hissiyatın ben kesinlikle arayüzle alakalı değil, tarama hızıyla alakalı oluşuyor. Bu tarama hızı bu akıllı saatlerde 90 Hz falan çıkartılırsa arkadaşlar, şu sistem de tamamen ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Umarım telefonlardaki olan bu tarama hızları arkadaşlar akıllı saatlere de bir an evvel getirilir. Benim ürünle ilgili belki ufak bir eleştirim bu olabilir. Ama baktığınız zaman fiyatına göre, genel performansına göre ve bununla beraber verdiği özelliklere göre oldukça iyi bir ürün olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Bu ürüne kesinlikle bir pil testi yapacağım. Pilini sıfırlayalım. Ondan sonra bakalım, hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bunun gerçek kullanım pil testini sizlerle paylaşacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yeni videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.